YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün fırın tepsisini pişirerek çok güzel bir baton pasta hazırladım. Baton yaş pasta. Kreması pişmiyor. Tam kalıp gibi, kalıp gibi gördüğünüz gibi zaten pastanın son hali de çok güzel oldu. Hem tadıyla hem de görüntüsüyle pasta sevenleri mutlaka denemesini tavsiye ettim. Çok güzel bir tarif. Öncelikle pandispanyayı yapalım. 5 tane yumurtamız var. Aklarını ve sarılarını ayrı kaselere koyalım. 1 su bardağı toz şekerin yarısını akların üzerine döktüm köpükler sabitlenene kadar çırpalım ama koyduğumuz kaseye mutlaka kuru olması gerekiyor buna mutlaka dikkat edelim köpükler böyle sabitlendiği zaman çırpmayı bırakıp bunu kenara alalım en son pandispanyada karıştıracağız 5 tane yumurta sarısının içine kalan yarım su bardağı şekeri ilave ettim onları biraz çırptıktan sonra yarım çay bardağı sıcak su yarım su bardağı mısır nişastası ee, burada bir su bardağı normalde sade yaptığım zaman bu keki bir su bardağı un kullanıyordum bu sefer kakaolu yaptığım için e, iki parmak kadar e, kakao ekledim yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar bir paket kabartma tozu bir paket de vanilin bunları da homojen bir kıvama gelinceye kadar çırptım e, şimdi yumurta aklarını bir iki seferde ekleyelim ve alttan üstte köpükleri söndürmeden güzelce karıştıralım uzun zamandır kakaolu pandispanya yapmıyordum hep aynı pandispanya tarifini kullanıp genelde tariflerimi hazırlıyorum pasta yapacağım zaman bu arada fırın tepsisi kullanıyoruz fırın tepsisine pişirme kağıdını koyalım benim elimdeki e, servis tabağının büyüklüğünde ayarladım e, ama biraz kalın oldu. E, size tavsiyem hiç böyle bir kalıp kullanmadan direkt fırın tepsisinin büyüklüğünde pandispanyanızı yapmanız. E, karışımı döktükten sonra eşit kabarması için e, mümkün olunca üzerine düzleştirelim ve e, 175 derecede fansız ayarda pişirelim. Pastanın kremasını sadece çırparak hazırlıyoruz, pişirme yok. 2 poşet toz krem şanti ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kakao, 1 kutu krema, 1 küçük kutu labne peyniri 200 gram. Labne peynirinden dolayı kremanın kıvamı çok güzel kremsi bir yapıda oluyor. Öncelikle bu malzemeleri güzelce çırpalım. 2-3 dakika içinde hemen zaten kabarıp kıvamını almaya başlıyor. 100 gramda bitter çikolatayı ben marı usulü eritip soğutmuştum onu da ekledim son olarak ekledim ee, çok kısa sadece karışana kadar çırptım çikolata kullanmak istemezseniz kakao miktarını artırabilirsiniz ee, ben e, çikolatalı yaptım çikolatalı fıstıklı e, yaş pasta yapıyorum ama dediğim gibi çikolatası sadece kakao ile renk verebilirsiniz böyle bir kıvama geldiği zaman e, çırpmayı bırakıp artık pastamızı hazırlayacağız ama kremanın kıvamı o kadar güzel ki tam e, yaş pastalarda aslında istediğimiz e, o tok duran e, çökme yapmayan hem tadıyla hem de e, kıvamıyla çok güzel bir krema. Pişirme olmadığı için e, çok da pratik hemen hazırlanıyor. Ben bu krema tarifini önce de önceki yıllarda çok yapıyordum ama son zamanlarda hiç yapmıyordum denemenizi tavsiye ettim çok güzel bir krema tarifi pandispanyayı fırından aldıktan sonra 3 eşit parçaya bölelim çok yumuşak olduğu için dikkatli bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Genelde pandispanyalar bir gün iki gün beklediği zaman aslında çok daha güzel kıvamını alıyor ama ben hemen pişirir pişirmez soğuduktan sonra tarifi hazırladım. Böyle üç parçaya bölelim. Sütle biraz ıslattım göz kararı. kaşıkla koyabilirsiniz Ben krema sıkma torbasına koydum daha rahat olması için e, bu arada katları çıkarken kremayı sıkmadım bunun nedeni e, bazen alt katlara çok fazla koyabiliyoruz e, veya az koyuyoruz krema artıyor e, bunun önüne geçmek için ben bütün katlara en başta kremayı sıktım en başta e, ilk sıradaki kek e, daha yoğun sıktım onu en üst kata koyacağım diğer iki kat alt ve orta kat ee, üzeri için sadece yanlarını kaplamak için çok az bir miktarda e, kremadan ayırdım yeterli geldi daha sonra düzleştirelim ben e, pastayı fıstıklı yapıyorum fıstık drece kullandım damla çikolatalı veya muzlu da yine e, yapabilirsiniz çikolatalı pasta olarak. Çok az yine kremadan sıkıp fıstıkların üzerine biraz kapatıyorum. ikinci katı da üzerine koydum. Bu arada yamukluklar varsa, bir tarafı daha yüksek bir tarafı daha eğici duruyorsa alttan takviye yapabilirsiniz. Benimkinde şu sol taraf üzerine bastırdığım yerde çok hafif bir çökme vardı. Alt katı tekrardan biraz krema sıkıp orayı e, tamamen eşitledim. İkinci katın e, fıstık derecelerini de ekledikten sonra yine çok az kremadan sıktım. Son katı da ekledim ve artık e, üstünü, sağını, solunu her yerine spatulayla güzelce düzleştirelim. Aynı gün e, pastayı yaptım ve 2 e, saat bile geçmeden pastayı dilimledim. E, bu krema muhallebi kıvamlı pastacı kreması olmadığı için e, kısa sürede kıvamını alıyor. Çok az dinlendirmeme rağmen çok güzel dilimleri aldım. Genelde baton pastaların kenarları hep böyle çikolata kırıklarıyla e, rendelenmiş çikolatalarla kaplanıyor çoğunlukla. Ben de yine o klasik görüntünün dışına çıkmadım. E, elimde kuvertür çikolata vardı. Bitter çikolata, kalıp çikolataları rendeleyebilir veya bıçakla benim gibi e, biraz tıraşlayabilirsiniz. Her yerini pastanın bu şekilde kapladım. Pastanın kaplanmış halde bu şekilde gözüküyor. Hiç süslemeden bile bence böyle çok güzel ama ben yine tabii ki bir iki dokunuş yaptım. Ee, tadı gerçekten çok lezzetli. Çikolatalı pastaları seviyorsanız bu kremayla bu pandispanya tarifiyle mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben biraz çilek e, ve elimdeki çikolatalarla böyle bir süsleme yaptım. Pastayı dilimlemeden önce acaba e, içi hala çok ıslak mıdır? E, krema. Çok yumuşak mıdır diye tedirgindim ama dediğim gibi kalıp gibi bir krema olduğu için çok rahat. Çok dinlenmemesine rağmen dilimlerimi aldım bu kısımları da sizler için çok detaylı çektim. Denemenizi tavsiye ettim. Çok güzel bir yaş pasta tarifi. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca videoyu videoyu beğeni bırakmayı da unutmayın. Pastanın tadı, kıvamı, her şeyi tek kelimeyle muhteşem oldu. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.